Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz inanılmaz bir skandala imza attı. 3 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesabından uçak tuvaletinde kaydedilmiş müstehcen bir video yayınladı. Görenler şoka girdi. Tepkiler yağmur gibi yağdı. Ay rezillik ya. Çıkmasın insanın içine. Vallahi rezillik. Kerimcan Durmaz öyle bir paylaşımda bulundu ki kelimenin tam anlamıyla mide bulandırdı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sevdiriyordu kendini, sempatikliği vardı bir yandan. Olumsuz oldu. Hiç hoşumuza gitmedi aslında. Fazla ilgilenmiyorum onunla. 3 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz dün uçak tuvaletinde kaydedilen müstehcen bir video yayınladı. Kısa süre sonra sildi ancak video hızla yayıldı. Pek de şaşırmadım yani artık. Çünkü bir sürü olay yaşanıyor Türkiye'de. Hani bunlar artık bir şey gelmiyor henüz. Utanan kalmadı mı? Ya kalmadı tabii ki de. Gücüme gidiyor kurduğun cümleler. Milyonlarca takipçisi olan fenomenin böyle bir paylaşımda bulunması öncelikle takipçilerini, daha sonra da gören herkesi şok etti, onun adına utandırdı. Ayrıca uçakta bu uygunsuz hareketi yapması da tepkiyle karşılandı. Yapmaması gerekiyordu. Yanlış yani. Bizim kitabımıza göre de yanlış yani yaptıkları. Kerimcan Durmaz paylaşımı sildikten sonra bir açıklama yayınladı. Videonun kendisine yollandığını, şikayetçi olması için avukatına göndermek isterken yanlışlıkla sosyal medyada paylaştığını öne sürdü. Kerimcan Durmaz'ı takip ediyor musun? Takip ediyordum ama artık etmiyorum. Çıkardınız mı o paylaşımdan sonra? Evet. Açıklamaya inanan da oldu, inanmayan da. Görünce tabii ki şok olduk ister istemez. Sonuçta yanlışlıkla yapıldığını söyledi. Daha sonrasında basın açıklaması yaptı. Videodaki Kerimcan Durmaz mıydı, değil miydi? Gerçekten avukatına gönderecekken yanlışlıkla mı paylaştı? Bilinmiyor ama rezalet video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Büyük tepki gördü. Rezalet yargıya da taşındı. Bursa'da iki avukat Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayasızca hareketler, cinsel taciz ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması istendi.